Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Ramazan ayında yapılan hayırlara, iyiliklere, efendim verilen sadakalara, çekilen tesbihlere, işte aklınıza ne geliyorsa, bütün böyle nafile ibadetlere çok sevap verildiği söyleniyor. Bu doğru mudur? Bununla ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Böyle olduğu halde veya şunu da ilave edelim. Emredilen şeyi, yani Ramazan ayında oruç gündüzler uzun diye oruç tutmayanlar da var. Yani onlara ne demeli? Bu bahane midir? Böyle bir fırsatı nasıl böyle ellerini tersiyle itmiş oluyorlar? Hani anlamakta zorlanıyor insan da onun için soruyor. Estağfurullah. Şimdi efendim, güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Bazı günler Cenab-ı Hak mübarek yaratmış. Mesela Cuma günü. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun ümmetine verilmiş. Cenab-ı Hak normal şekilde güneş doğuyor, batıyor. Değil mi? Evet. Ama o gün farklı oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak değer verdiği için o günde gelecek nurlar, feyizler farklı oluyor. Cenab-ı Hakk'ın ihsanları da farklı oluyor. Cenab-ı Hak bazen geceleri kıymetlendirmiş. Bu gece kıymetli sizin için. Normal şekilde güneş battı, gece oldu her gece. Değil, o gece apayrı bir ihsanda bulunuyor, iyilikler geliyor. Yağmur gibi yağıyor. Ve Cenab-ı Hak bunların içerisinde mesela ayları kıymetli yaratmış. Recep ayını yaratmış, Şaban ayını yaratmış. Recep Allah-u Teala'nın ayıdır buyuruyor Şaban. Benim ayım buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan-ı Şerif ümmetimin ayıdır buyuruyor. Ramazan-ı Şerif ayının her günü için ayrı kıymetler aynı şekilde bildirilmiş. Ve öyle müjdeler bildiriyor ki Ramazan ayı girince şeytanlar bağlanıyor. Şeytanlar bağlanıyor. Ve bir de buyuruyor ki Ramazan ayında yapılan iyilikler katlarıyla. Nafileler de evet onlar da katlarıyla verilir. Ramazan ayında yapılan bir nafile ibadete diğer aylarda yapılan farza verilen sevap gibi sevap verilir buyuruyor. Efendim ne farkı var? Onu ben bilmem. Yaratan yani, ona kıymet veren Allah-u Teala. Burada bizi ilgilendiren bir şey yok. Biz yapmıyoruz. Biz yapmıyoruz onu. Veren öyle yapıyor. Veren öyle yapıyor. Mesela diyelim ki senin bir marketin var. Benden işte bir senin 6 ayında böyle alışveriş yapanlara şu kadar hediye vereceğim. Bir sene yaparsa bu kadar. Veren market sahibi beni ilgilendirmez. Değil mi? Niye veriyorsun diyemez yani. Öyle bir hakkı yok. Diyor. Yok. Evet. Ben de sen yaptın bunları yapmadın. Yapmadıysa yok diyor. Dolayısıyla sen şimdi insan olarak böyle şeyler yapıyorsun da, böyle şeyler yapıyorsun ve bunları meşru görüyorsun. O market sahibinin de aynı şekilde o günlerini, hani o gün yani iyiliklerini arttırdı o, değil mi? Evet. İhsanlarını arttırdı. Niye bugün? Bilemem ben, ona sor. Allah-u Teala da bazı günlere, bazı gecelere, bazı aylara böyle kıymet vermiş, değer vermiş. Bu günlerde, bu aylarda yapılanlara iki kat vereceğim diyor, üç kat vereceğim diyor, daha çok vereceğim, verecek. Ramazan ayı da bunlardan birisi. Onun için de İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 1. cilt 45. mektubunda geçiyor. Buyuruyor ki orada, Ramazan-ı Şerif ayında yapılan nafile namaz, zikir, sadaka, bütün nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz başka aylarda yapılan 70 farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur. Cehennemden azat olur. Resulullah Efendimiz bu ayda esirleri azat eder. Her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemek işle geçer. Tersi de varmış bunun.
İyilikler kat kat da, evet, kötülükler de aynı şekilde kat kat böyle geliyor. O da çok ilginç bir bilgi. Yani bu ayda günah işleyenin bütün senesi... Bütün senesi öyle karışık gider, günahla geçer. İyilik işleyen de o iyilik yapmak kendisine nasip olur durur. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allah-u Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te hurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince de zehbe zama ve telletül uruk ve sebetel ecir inşallah Teala okumanın sünnet olduğu tebyinin şelbi haşiyesine yazılıdır. Teravih kılmak ve hatim okumak mühim sünnettir. Buyuruyor İmam-ı Rabbani Kutuzözleri. Yani özetlemiş her şeyi. Yani bu ayda yapılması gereken şeyleri. Şimdi böyle bir mübarek zaman diliminde iyilikleri yaparken yani kötülük yapacak olursan o da katlarıyla görülür. Şeyde de öyle. Mesela Harem-i Şerif'te işte kalbi orada tutmak gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. İçeri giriyorsun. Sadece Kabe'ye bakıyorsun. Her an yüz rahmet iner oraya buyuruyor işte. Şu kadarı tavaf edene, şu kadarı namaz kılana, şu kadarı sadece seyredene. Seyredene ya. E niye veriyor? Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Ben de bilemem onu. Seyredene veriliyor. E Cenab-ı Hak Ramazan ayında böyle kıymetli yaratmış. Böyle kıymetli yaratmış. Bir de kötülük yapacaklar için bile çok avantajlı bir durumu var Ramazan ayında. Şeytanlar bağlanıyor. Dolayısıyla kötülüğün yardımcıları eksik. Eksik. Yani biraz gayret ederse. İyilik yapmak daha kolay. Tabii. Yani biraz gayret ederse o kötülükleri sıyırıp atacak yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak ihsanda bulunmuş. Mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam ümmeti için bir ifade geçiyor kitaplarda. Ümmeti merhume. Tabi merhum kelimesini biz duyunca hemen Allah rahmet eylesin hepsi öldü zannediyoruz. Değil ya. Merhum filanca diyoruz. Merhum falanca diyoruz. Ondan dolayı. Tabi anlamını bilmiş olsak karıştırmayız. Merhum demek Allah-u Teala yani rahmet eylesin. Rahmetiyle muamele etsin demektir. Ümmeti merhume demek rahmetle muamele olunmuş ümmet demektir. Evet. Yani öbür peygamberlerin ümmetlerinden daha avantajlı. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki ey Habibim ben seni kıymetli yarattığım gibi ümmetini de kıymetli yarattım. Onun için bunun da değerini bilmemiz gerekir. Bunun da değerini ve kıymetini aynı şekilde bilmemiz gerekir. Demek ki Ramazan-ı Şerif'te yapılan yani farz vacip olan ibadetlerin dışında yapılanların o nafile deniyor. Sünnettir bu, müstahaptır, menduptur, hayır hasenattır. Tamam mı? Gönül almaktır, sadakadır, neyse sadaka-i fıtır vacip ayrı. Bütün bunların hepsi katlarıyla muamele görüyor. Diğer aylarda yapılan farz gibi sevap veriliyor bunlara. Dolayısıyla kazançlı bir ay mı? Evet kazançlı bir ay. Ama efendim işte oruç tutarken işte şekerim düşüyor. Cem o kadar zahmet olacak kusura bakma da. Yani şimdi maaş alabilmek için bir ay çalışıyorsun bir arkadaş ya. Değil mi? Yani. Ücret alabilmek için çalışıyorsun. Her nimetin bir külfeti var. Orada da ecir alabilmek için devam edeceksin. Şimdi hani bir de şey dediniz de gerçi yazdan şimdi bahara doğru kaymaya başlıyor yavaş yavaş da. Evet günler uzun olunca onu da fırsat bilmeli. Gün uzun da olsa kısa da olmuş olsa ikisi de geçiyor. Hiçbirisi baki değil. Orucu Allah-u Teala'nın emri olduğuna inanarak ve sevap bekleyerek tutmak lazım. Günlerin uzun ve oruç tutmanın güç olmasından şikayet etmemelidir. Günlerin uzun olmasını oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmayı fırsat ve ganimet bilmelidir. Çünkü bir hadis-i şerifte bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz, vazife bilir ve orucun sevabını da Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahları affolur buyuruldu. Efendim tövbe ederim. Tövbe ederim de tövbenin şartları var. O şartları yerine getirdim mi, getiremedim mi? Becerdim mi, beceremedim mi? Meçhul. Ama burada bir vaat var. Yani bir kimse Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, vazife bilip, orucun sevabını Allah-u Teala'dan beklerse geçmiş günahlar affolur buyuruyor. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te yani biraz şey tabirle, halk tabiriyle sıfır kilometreye dönüyor yani. Yani. Bu şekilde böyle hareket ederse, kitaplarda bildirildiği şekilde hareket ederse bu şekilde olur. Dolayısıyla efendim günlerin uzun olmasında bahane etmemeli, bunları birer fırsat bilmeli ve elden geldiği kadar da bu ayda ne kadar aynı şekilde yapılırsa hayır hasenat yapmalı. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Hay hay burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş. Sağı solu gözler idim, ben dost yüzün görsem de yok. Ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş. Hay hay ben taşrada arar iken ol can içinde can imiş. Savmu salatu hacile, zanna biter zahid işin. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Hay hay insan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İşit Niyazi'nin sözü, bir nesne örtmez hak yüzün. Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Hay hay Hak'tan ayan bir nesne yok, gözsüzlere pinhan imiş. Tam ilmihal saadeti ebediye. 3. cilt 41. mektup. Bu mektup bir Saliha hanıma rahmetullahi teala aleyha yazılmış olup kadınlara lazım olan nasihatleri bildirmektedir. Kadınlardan istenilen 4. şart çocuğunu öldürmemektir. O zaman kadınlar fakirlikten korkarak kızlarını öldürürlerdi. Bu çirkin hareket haksız yere cana kıymak olduğu gibi evlat hakkını da tanımamaktır ve her ikisi de büyük günahtır. Çocuk aldırmak da böyledir. İbn Abidin 5. cilt 276. sayfede diyor ki: özürsüz çocuk düşürmek her halinde haramdır. Ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden düşürmek caiz olur. Uzuvlar 120 gün sonra teşekkül eder denildi. Canlı çocuğu almak da, aldırmak da haramdır. Fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu, çocuk düşürmek için özür olmaz. Din düşmanlarının yasaklamasından dolayı, din bilgisi verememek, İslam terbiyesiyle yetiştirememek korkusu, özr olur. Çocuğun rahat tevellüt etmesi için, Bostanül Arif'in sonunda diyor ki, Abdullah İbni Abbas, radıyallahu teâlâ anhüma buyurdu ki, bir tas tabak içine, Bismillahillezî, La ilahe illa hu el halimül kerim. Sübhane rabbil arşil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sonra Nâziât suresinin son ayetini ve keennehümden itibaren Ahkaf suresinin son ayetini İslam harfleriyle yazıp eritip anasına içirmelidir. Kadınlardan istenilen 5. şart.
bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan her dinde haramdır. İftirada, bir mümini incitmek de vardır ki, bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki, bu da haramdır. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh, bu zat buyuruyor ki, oğlum, sen ne garipsin. Kulları memnun edip, Rabbi gücendirirsin. Daha mı mühimdir ki sence kulun rızası, günahlara dalarak edersin onu razı. Her sıkıntıyı aşmak arzu edersen şayet, günahını düşünüp istiğfara devam et. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar. Ecel her bir insanı bir gün gelip yakalar. Çıkar senin ruhunda cesedinden bir zaman, anında ayrılırsın evladından, malından. Kefenlenip mezara konursun belki yarın, malların taksim olur, yetim kalır evladın. Günahın karşılığı ateş olur o günde. Öyleyse iyi sakın bir günah gördüğünde. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Dünya ateşlerinden daha şiddetlidir hem. Bu şiddetli azaptan kurtulabilmek için, haramdan sakınması lazım gelir kişinin. Kim haramdan kaçarsa, bulur izzet ve şeref. Kim de günah işlerse, zelil olur maalesef. Her kişi, dünyadaki her amelinden bizzat, hesaba çekilecek gün gün ve saat saat. O, amel defterini görünce satır satır, yaptığı günahlardan mahcup olur, utanır. Öyle çok üzülür ki, pişman olur bin kere. Lakin yoktur faydası, olan olmuş bir kere. Asla dünya kelamı edilmezdi yanında. Biri gıybet etseydi, sustururdu anında. Derdi, kötülenecek biri varsa, o benim. Gıybet büyük günahtır. Cezası da pek elim. Birisi gıybet yaptı bir gün onun önünde. Bu mübarek zat ise oruçluydu o günde. Gıybet eden adama buyurdu ki, o bizzat, bugün oruçluydum. Sevabı gitti fakat. O kimse hayret edip, şöyle arz eyledi ki, efendim, siz kimseyi gıybet etmediniz ki? Buyurdu, öyle ama, dinledim onu ben de. Bu gıybet günahında, ortaktır dinleyen de. Birisine yazdığı mektupta buyurdu ki, gafletle yaşıyoruz, öleceğiz halbuki. Hep günah işlemekle geçiyor günlerimiz. Karardı isyan ile, amel defterlerimiz. Dedikodu, iftira, yalan, gıybet, suizan, gece gün Rabbimize eyledik günah isyan. Böyle günah içinde biterse bu ömrümüz, yarın kabul görür mü behane ve özrümüz? Bu cihan bahçesine gül için geldik fakat, hep diken toplamakla ömrümüz geçti heyhat. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine süt kardeşleriyle koyun otlatmaya gitmişti. Süt kardeşi Damra öğle vaktinde aniden ağlayarak eve çıkageldi. Anneciğim, Kureyşli kardeşime bir şey oldu, dedi. Ne oldu anlat dedim. Bizimle oynarken birisi gelip onu aramızdan aldı ve bir dağın tepesine çıkardı.
bıçakla karnını yardı, dedi. Kocam Ebu Züveyb'le birlikte koşarak o dağa çıktık. Bir de baktık ki Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kızarmıştı ve gökyüzüne doğru bakıyordu. Hemen yanına oturup alnından öptüm ve "Ey canım yavrum, sana ne oldu? Sana bunu yapan kimdir?" dedim. Şöyle anlattı. Kardeşlerimle oynuyordum. 3 kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, birinin elinde içi karla dolu zümrüt bir leğen vardı. Beni kardeşlerimin arasından alıp dağın üzerine çıkardılar. Onlardan biri beni tam bir lütf ile okşadı ve göğsümü göbeğime kadar yardı. Ben bakıyordum ve hiç acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup yüreğimi çıkardı ve yardı. İçinden bir parça uyuşmuş siyah kan çıkarıp attı. Sonra dedi ki, bu senin vücudunda şeytanın tesir edeceği bir parçaydı. Allahü Teala'nın emriyle çıkarıp şeytanın şerrinden ve mekrinden emin olasın diye seni ondan temizledik, dediler. Sonra yüreğimi yerine koydu. Ben seyrediyordum. 3. kişi geldi. Onlara, siz çekilin, işinizi tamamladınız, dedi. O kimse yanıma yaklaşıp elini göğsümün üzerine koydu. O anda göğsümdeki yara kapanıp iyileşti. Yanındakilerden birine bunu, ümmetinden 10 kişiyle tartınız, dedi. Tarttılar. Ben ağır geldim. 100 kişiyle tartınız, dedi. Tarttılar. Ben ağır geldim. 1000 kişiyle tartın, dedi. Tarttılar. Yine ben ağır geldim. Bunun üzerine onu bırakınız. Bütün ümmetiyle tartsanız ağır gelir, dedi. Sonra elimden tutarak beni oturttu. 3'ü de başımdan ve alnımdan öptüler ve "Ey Allahü Teala'nın Habibi, korkma. Bir bilsen sana ne saadetler ve ihsanlar verilmiştir," dediler. Ve havada uçup göğün ortasından içeri girdiler. "İsterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim," dedi. Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam, annesi Amine Hatun, Medine'de bulunan dayıları Neccaroğullarının yanına götürdü. Ümmü Eymen de onlarla birlikteydi. Bir ay orada kaldılar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edince daha önce orada bir ay kaldığında geçen hadiseleri hatırladılar ve buyurdular ki, bir Yahudi bana daima bakardı. Bir gün beni yalnız bulup "Adın nedir?" dedi. "Ahmet'tir," dedim. Sırtıma baktı ve kendi kendine şöyle dedi: "Bu ümmetin peygamberidir." Sonra dayılarımın yanına geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri işitince korktu ve Medine'den ayrıldık. Ümmü Eymen de şöyle anlatmıştır. Medine'de bulunduğumuz sırada bir gün öğle vaktinde iki Yahudi bulunduğumuz yere gelip "Ahmet'i dışarı çıkarınız," dediler. Çıkardık. Ona baktılar ve bilhassa sırtına çok bakıp düşündüler. Sonra birbirlerine, "Bu ümmetin peygamberidir. Bu Medine şehri, bunun hicret edeceği yerdir. Bu şehirde savaşların olmasına az kaldı," dediler. Medine'den Mekke'ye dönerlerken, Ebva denilen yerde, Hazreti Amine hastalandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, annesinin başı ucunda oturmuştu. Bir ara Hazreti Amine kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine geldi. Oğlu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzüne baktı ve birkaç beyt okudu. Şu beyitler onlardandır. Yüce Allah bereketler versin sana. Eğer doğru çıkarsa gördüğüm rüya, sen peygamber olacaksın insanlara.
celil ve kerim olan Allah katında. Hazreti Amine bu şiiri okuduktan sonra şöyle dedi: Yaşayan herkes ölecektir. Yeni olan her şey eskiyecektir. Eğer ben ölürsem gam yemem. Adım âlemde daima anılır. Çünkü böyle pak ve mübarek bir evlat yadigâr bıraktım. Hazreti Amine vefat edince cinnilerin ağlama sesleri işitildi ve taziye için şu beyitleri okuyorlardı. Ağlasın iffetli genç kızlar Amine'ye. Anne olmakla şereflendi peygambere. Abdullah'ın zevcesi yakınıdır hem de vakarlı hem sahibi minber Medine'de. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere şirin, yeşil Bursa'mızdan sesleniyorum. Bursa'daki ecdattan kalan birçok tekke, dergah, zaviye ve medreseler ile hamamlar, halkın kültürüne, eğitimine ve sanat öğrenmesine ayrılmış. Efendim, dolayısıyla burada arı gibi insanlar bakıyorsunuz, ev halkı geliyor, buralarda kurslar görüyorlar. Bu kurslardan çok başarılı olanını, çok metini gelmeden önce işittiğim Mahmut Şahin hocamızın da ancak haftada yarım gün kadar belki bir günü zorla kalabiliyor. İstanbul'dan gelip burada kalıp talebelerine bazı tarifler yapıyor. Onların çalışmalarını, eskizlerini kontrol ediyor. Şurası şöyle olacak, burası böyle olacak tarif ediyor. Haftaya kadar onları düzeltiyor. Hocam da oradaki bir sürü işlerine rağmen Bursa'ya yer ayırdığı gibi bizden sonra da Kütahya'ya gidecek. Biz yolunu kestik. Şimdi sözü ben hocamıza bırakacağım. Hat sanatı anladığım bir sanat değil. Ancak ara ara belki aklıma gelen sorular olursa soracağım. Hocamız bize hattın tarihçesinden başlayacak ve sanatının verebildiği kadar inceliklerini, püf noktasını belki kendi düşünür. Bizlere verecek, sizlerle paylaşacak. TGRT seyircisine ben bunları anlatmaktan memnun oluyorum dedi. Hocam buyurun, söz sizde. Eyvallah. Hat sanatı biliyorsunuz çizgi. Demek. Hattın kelime manası çizgi demektir. Çizgi de bizim medeniyetimizde Kur'an-ı Kerim'e işaret eder. Kur'an-ı Kerim'in şöyle, bizdeki hat sanatı Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra Kur'an-ı Kerim'e bir medeniyet atfetmeyle oldu. Yani Kur'an-ı Kerim yazıldığı zaman kutsal metindir. Bunu en güzel kağıda yazalım, en güzel mürekkeple yazalım, en güzel şekilde yazalım, en güzel şekilde okuyalım, en güzel şekilde muhafaza edelim. Evet. Bu dediğimiz her şey bir araya gelince bir Kur'an medeniyeti, bir İslam medeniyeti meydana geliyor. Hat sanatı da bunun başlıcalarından bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Çünkü en güzel kağıdın üstünde bir yazı olmazsa okunabilecek bir metin çıkmaz. Bizim hattatlarımızın arasında biz ahi geleneğine göre pirimiz Hazreti Ali'dir. Biz Hazreti Ali Efendimiz'i kendimize pir edinmişizdir. Çünkü Hazreti Peygamberimiz Hazreti Ali Efendimiz'i ve diğer sahabelerimize Allah cümlesinden razı olsun tarifleri vardır. İşte sinin gözü, kendisi ümmi olduğu halde, sini uzun tutun, mimin gözünü kapatmayın gibi tarifler yapmıştır. Tabii bunlar zamanla bizlere intikal etmiş ecdadımız tarafından. Hatta Hazreti Osman ve Hazreti Ali Efendilerimizin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimler hala Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Onun haricinde hat sanatı bir dönem Osmanlı'da şöyle bir tarif kullanılır bizde. Hani hat sanatının tarifi nedir diye sorarlarsa cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir diye tarif edilir.
Yani bildiğimiz metallerle, yani kalem nedir, işte kalem nedir, işte bambu, o mürekkep nedir, is mürekkebi, ama bunlarla meydana getirilen bir ruh matematiğidir. İşin içinde geometrik haller vardır. Renk uyumu vardır. Ciddi bir ilim gerektirir. Onun haricinde bu meşhur hattatlarımız var bizim. Meşhur hattatlar. Tarihten gelen. Şimdi az önce geleceğim konu da oydu zaten. Bizim Osmanlı'nın şöyle bir şeyi var. İslam medeniyetinde biliyorsunuz bir dönemden sonra takriben 500-600 sene Emeviler, Abbasiler İslamiyet'i yönetmişler. Sonra Osmanlılar işi ele almış. Selçuklular ve Osmanlılar. Ve bir İslam medeniyeti kurmuşlar. Burada şöyle bir tarifte daha kullanılır bizde. Kur'an-ı Kerim Mekke'de nazil oldu, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Ama İstanbul 1453'te fethedildi. Fettikten sonra başkent Edirne'den o zaman Fatih Sultan Mehmet kendi etrafındaki hattatları Yahya bin Ali Sufi gibi, işte onun oğlu Ali Sufi gibi insanları şeye çekiyor, İstanbul'a alıyor. Ali Kuşçuları getiriyor, yani doğal olarak ciddi bir ilim merkezi yapıyor İstanbul'u. Onları getirdiği zaman onlara yazılar yazdırıyor. Fakat asıl zirveyi zorlamamız, zirveye sahip olmamız 2. Beyazıt zamanında oluyor. O dönemde Şehzade Beyazıt Amasya'da evet. Sancakbeyliği yapıyor. En yakın arkadaşlarından bir tanesi de Şeyh Hamdullah denilen hem okçuluğunla hem de hattatlığınla meşhur olan Şeyh Hamdullah Efendi. Babası Süfreverdi Şeyhi olduğu için saraya biraz yakınlar. O arada çocuklukları beraber, gençlik bölümleri beraber geçiyor. Tabi Fatih Sultan Mehmet Han Hakk'a yürüyünce Sultan 2. Beyazıt tahta geçiyor. Tahta geçtiği zaman ilk işi Amasya'dan o çocukluk arkadaşı ve hocasını İstanbul'a almak oluyor. Evet. Şeyh Hamdullah bizim o konuda İslam camiasında İstanbul'da yazı yazıldı mevzusunu ilk çıkaran kişidir. Yani İstanbul'a geldikten sonra 2. Beyazıt'ta oturuyorlar, derslere bakıyorlar, bu yazıda ne yapabiliriz'i düşünüyorlar ve o zamana kadar eski üstadların, Yakut el-Mustasimi diye bir üstadın yazılarını, murakkalarını, kıtalarını inceleyerek kendi yazı şivemizi oluşturuyoruz. En büyük üstadımız bizim İstanbul'daki, yani İstanbul'da, Türkiye'deki en büyük üstadımız Şeyh Hamdullah olarak geçiyor. Yani yazı çizgilerinin şekilleri mi yazının şivesi oluyor efendim? Eyvallah. Tabii kişiden kişiye de değişiyor. Tabii şöyle, küfi yazıyla başlamış ilk. Tabii bir küfi Kur'an-ı Kerim de böyle 600 sayfalık bir şey olmuyor. Ciddi manada kalın oluyor. Bunu Osmanlı'ya geldikten sonra, tabii Osmanlı'ya gelirken bunun içinde yazı çeşitleri oluşmaya başlamış. Yani muhakkak, reyhani, tevki, icaze gibi böyle yazılar oluşmaya başlamış. Bunların bizim açımızdan son noktasını koyan Şeyh Hamdullah Efendi. Sonra gelişmeye devam etmiş tabii yazı yaşayan bir olgu. Şeyh Hamdullah'ta da devam etmiş ama asıl ana kurallarını şu anda bizim tabi olduğumuz ana kuralları koyan Şeyh Hamdullah olmuş. Sonra gelenlere mesela Hafız Osman vardır. Hafız Osman biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'i çok tanınmış. Hepimizin evinde vardır. Hafız Osman bile Şeyh-i Sani yani ikinci şeyh olarak anılmış. Yani birinci şeyh var. Evet. Bu ikinci. Gibi anılmış. Evet. Yani büyük hattatlarımızı saymak istersek tabii dediğim gibi Şeyh Hamdullah var. Hafız Osman var. Bunların aralarında mutlaka hattatlıklarımız vardır ama Yedi Kuleli Seyyid Abdullah var. Daha sonra Celi Yazı'da zirve olan Mustafa Rakım Efendi var. Sonra Sami Efendiler var. Yani Osmanlı'da ciddi manada bir hattat kalitesi var. Bunları evet. Tek tek de saymamız. Bu yok. Hafız Osman için mi anlatırlar? Böyle talebelerini muhtelif yerlerde eğitirmiş. Hatta evet. Yolda rastlayanları olurmuş. Böyle bir yazdığı metinde eğer hatalı varsa hemen bir taş bulur oraya oturur. Eyvallah. Onu düzeltir. Öyle miydi Hafız Osman'ın mı efendim bizde bu? Bizde şöyle bir şey vardır. Bizde ihlas gerektirir. Yani hat sanatı yalnız böyle güzel yazı yazmak değildir. Hat sanatı ayrıca ihlas gerektirir. Yani bunu her daim hocalarımızdan duymuşuzdur. Mesela benim Hüseyin Hocam vardır, Hüseyin Kutlu Hocam. Hüseyin Kutlu Hocam'ın çok güzel bir lafı vardı, ben öğrencilerime tekrarlarım. İcazet der, güzel yazıya değil, güzel ahlaka verilir. Sizin ahlakınız düzgün değilse çok güzel yazabilirsiniz. Ama yarın ben size öyle bir güvenebilmem lazım ki o icazeti vermek için. Yarın siz bu yazıyı değiştirirseniz ne yapacağım? Ben öldüm.
İcazetlisiniz de. İcazetlisiniz de. Buna da şeyiniz var. Onu da arkanıza aldınız. Var. Kalkar yazıyı. Ben işte B'yi 6 nokta sevmiyorum. Bunu kalkıp 7 nokta yapacağım. Yok B'yi sülüs olarak başlayacağım da küf olarak bitireceğim derseniz ben ne yaparım? Yani tarihe nasıl hesap veririm? Evet. Bunun için özellikle düzgün ahlaka icazet verilir. Yazı güzelliğine verilir. O ayrı. Ama özellikle düzgün ahlaka verilir. Hafız Osman Efendi'nin şöyle bir güzelliği vardır. Çok mütevazıdır. Hattatlarda biliyorsunuz imza bölümünde biz şey yazarız. Ketebahul fakir, el hakir, el müznip diye imzamız olur. Tabii onu yaşamak lazım. Yani yazmayla yanınızda iş bitmiyor. Bunları en güzel yazanlardan ki kendisinin imzaları böyle şeydir. Bu konuda bir numunedir. Hafız Osman gerçekten imzalarınla da yaşamıştır. Yani bir öğrencisinin eğer mazereti vardı, derse geç kaldıysa hiç çekinmez atından iner ki padişahlara ders veren birisi. Atından iner tutar, orada çıkartması sokak yapar. Ortasında. Sokak ortasında yapar ve yoluna devam eder. Yani sen niye geç kaldın, haftaya getir gibi çocukları engellemez diye yani öğrenciden en azından bize intikal etmiştir. Kazasker Mustafa Efendi var. Kazasker Mustafa İzzet Efendi. Hat sanatının zirvelerinden bir tanesidir. Evet. Kendisi Talit'te bizim Talit'te ve Sülüs'te ikisinden de bizim silsilemizde mevcuttur. Kazasker Mustafa İzzet Efendi o da derviş tabiatlı birisi. Nasıl derviş tabiatlı? Padişahın dikkatini çekiyor. Padişahın yanına gidiyor. Eyüp Sultan da ikinci imam olarak görev yapıyor. Sonra sarayda, haremde imamlığını yapıyor. Abdülmecit Han zamanında. Fakat saray hayatından sıkılıyor. Yani normalde bir insanın beklenmez yani saray hayatından sıkılıyor. Salon adamı değil demek ki. Değil. Hac'a gitmek için müsaade istiyor ve hac'a gidiyor. Geri döndüğünde saraya uğramıyor. Tabi o zamanki iletişim araçları şimdiki gibi olmadığı için saraya uğramıyor. Bir derviş kıyafeti giyiyor ve etrafta geziyor. Kendisi ayrıca çok büyük bir neyzendir. Yani silsilenin içinde olan neyzenlerden bir tanesidir. Besteleri vardır. Sesinin de çok güzel olduğu söylenir. Tutuyor, Beyazıt Camisi'nde bir gün onu tanıyanlar etraftan diyorlar ki ya buyur işte sen müezzinlik yap. Tam müezzinlik yaparken de padişah içeri giriyor. Tabi sesi tanıyor. Hatta ölümüne kanaat getiriyor. Sonra işte araya giriyorlar. Çok da seviyor. Tekrardan saraya alıyor. Yani bizde şeyle pek böyle siyasetle, ilimle, şeyle nedir o? Rütbeyle, malla pek iş olmaz bizim hattatların. Çok evet. Nadirattandır belki aralarında çıkan. Kazasker de şeyi de meşhurdur. Bu Ayasofya'daki 7,5 metre çapındaki büyük levhaların da meşhurdur. Evet. 7,5 metre çapında. Onları o yazdı değil mi efendim? O yazdı, onun öğrencileri. Burada bizim Ulu Cami'de de mesela levhaları vardır. Hem Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin levhaları, hem öğrencileri Şefik Efendi'nin ve diğer talebelerinin yazıları vardır. Evet. Şimdi efendim, bu Babu'nun kültür... Geleneksel Sanatları ve Kültür Derneği. Derneği'nin başkanısınız. Evet. Babu'nun ne demek efendim? Şimdi tabii siz benden daha iyi bilirsiniz ama Babu'nun Nun kapısı demek. Peki Nun'un manası nedir? Nun'un manası da şu. Nun vel kalem ve ma yesturun diye ayet-i kerime vardır. Biliyorsunuz şey vardır. Sure vardır. Kalem suresi. Evet. Kalem hatla bağlantılı olduğu için biz onu seçtik. Tabi besmeleyi koyamazdık. Harf-i mukatta dediğimiz Nun'u aldık. Ve Babu'nun Nun kapısı diye bunu isimlendirdik. Hatta ikinci derneğimiz Eskişehir'dedir. Eskişehir'deki derneğimizde de vel kalem ismini koyduk. Evet. Nun vel kalem. Fakat Kütahya'da kurduğumuz derneğe şey yapamadık. Ve mayesturun diyemedik. Satıra dizenler diyemedik. Çünkü Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman satıra dizenler kasap derneği gibi anlaşılır diye. Vav der diye de onu bitirdik. Vav der. Vav der. Evet. Bu Mehmet Şevki Efendi. Evet. Kalem güzeli diye meşhur olmuş. Mehmet Şevki Efendi. Yok. Şimdi Şevki Efendi iki tane var. Bizde o tevafuktur. Şevki Efendi bizim normalde yazılarını taklit ettiğimiz, şu anda günümüzde yaşayan bir Mehmet Şevki Efendi ekolü vardır. O ekol, takip ettiğimiz ekol var. Bir de bizim şu anda görev yaptığımız yerdeki, yani Babu'nun binası, bunu Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun bize tahsis etti. 10 yıllığına. İnşallah daha da... Daha nice 10 yılları olsun inşallah. İnşallah. Buranın kurucusu da Hacı Mehmet Şevki Efendi. Kendisi de hattat. Şu evet. anda durduğumuz yerde zaten devremin olduğu ana salonu. 2006 yılında burası yıkılıyor.
1800'lü yılların başlarında burayı kuruyor. Şabaniye'nin Halveti kolundan gelen bir zat. Burayı 1800'lerin başında kuruyor, devam ediyor. Hatta çok enteresan bir hikayesi vardır. Buranın kurucuları şeyin arasında, burada doğanların arasında Ali Sırrı Efendi vardır. O da çok büyük hattatlarımızdan bir tanesidir. Maşallah. Efendim siz burada bayağı öğrenci yetiştirmişsiniz. Eyvallah. Süremizin sonuna da geldik. Ben sizin bu kadar kıymetli vaktinizi, böyle 15 dakikanızı aldım. Ne olur kusurumuza bakmayın ama bir yandan da milyonlarca seyircimize bu bilgileri, bu aşkı, bu ihlaslı bilgileri ulaştırdınız. Sizlere ben şahsım adına da, kanalım adına da çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala hayırlı uzun ömürler versin, bol bol ve daha nice Mahmut Şahinler yetişsin istiyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah.